Felsefe tarihini araştıran ya da felsefeye ilgi duyan birçok kişinin en çok karşılaştığı sorulardan birisi kadın filozofların neden olmadığı ya da yok denecek kadar az olduğudur. Kuşkusuz bu soru yüzyılların yarattığı erkek egemen tarih ve ideolojik bir biçimin bir sonuçtur bu. Kadınların felsefeyle hiç uğraşmaması ya da yok denecek kadar felsefe tarihinde az gözükmesinin en önemli nedenlerinden birisi de dinlerin kadına bakış açısıdır. Dinin güçlü olduğu toplumlarda kadının toplumsal yaşamın dışında kalması kaçınılmaz bir son olmuştur. Bu konuda pagan inancının diğer dinlere göre daha özgürlükçü olduğu varsayımını da öne sürmek sanırım bir istisna oluşturacaktır. Bilindiği gibi pagan çok tanrı inanca sahip olanların oluşturduğu bir toplumdu. Kadının toplumsal yaşamın dışına itilmesinde ve üretkenliğin engellenmesinde dogmatik düşünen din adamları kadar onları destekleyen yöneticiler de etkili olmuştur. İskenderiyeli Hypatia'nın yaşamı ve sonu bu konuda öğretici bir örnek olarak karşımıza ibretle çıkmaktadır. Hypatia, milattan sonra 370-415 yılları arasında yaşamış bilinen ilk kadın matematikçi, filozof ve astronomdur. İskenderiyeli Hypatia olarak da bilinir. Dönemin ünlü matematikçisi astronom Theo'nun kızıydı. Annesinin kim olduğu hakkında belli bir kaynak yoktur. Babasından aldığı iyi eğitim ve ilhamla birlikte Atina'da eğitimini tamamlamış, 400 yılına doğru İskenderiye'ye dönmüştür. Burada bir okul kurmuş ve yeni Platonculuğun temsilcisi olarak bu okulda Platon, Aristo gibi filozofları anlatmıştır. Yaşadığı dönemde kız çocuklarına pek fazla eğitim olanağı sunulmamaktaydı. Kadınların kendilerine toplumun çizdiği sınırların dışına çıkmasının yasak olduğu bir dönemde Theo kızının Atina'da çok iyi bir eğitim almasını sağlar. İyi bir matematikçi olan Theo kızına astronomi ve felsefenin inceliklerini öğretmiştir. Yetenekli ve zeki bir öğrenci olan Hypatia kısa sürede öğrendiklerinin hakkını vermişti. Tarihçi Sokrates Skolastikus, Hypatia'nın babasından sıra dışı doğasını miras aldığını ve babasından aldığı felsefe ve matematik eğitimiyle yetinmeyip farklı öğrenme yöntemlerine ve yollarına da yöneldiğini yazar. O dönemde İskenderiye sivil ve dini çatışmalarla çarpılmaktaydı. Şehir kütüphanesinin büyük bölümü bu dinsel çatışmalardan dolayı yakılmıştır. Müze ise düzensizlik içerisindeydi. Bu kütüphanenin kayıtlı ve son üyesi Hypatia'nın babası Theon'du. Theon, güneş ve ay tutulmaları ile ilgili birçok değer hesaplamaları yapan bir filozof, matematikçi ve öğretmen olmasına rağmen Hypatia'dan dolayı dikkati çeken birisiydi. Hypatia güzelliği ve zekasıyla tanınıyor, matematik ve felsefedeki başarıları sayesinde İskenderiye'nin en parlak kişilerinden biri olarak biliniyordu yaşadığı dönemde. Düşünceleri ve karakteri dönemin pagan ve Hristiyan liderlerinin etkisi altına almasını sağlıyordu. Bu şekilde birçok devlet yöneticisi ondan ders almak için çocuklarını sıraya koymaktaydı. Hypatia yaşadığı dönemde kadınların evlerinin dışına dahi nadiren çıktıkları bir çağda çoğunlukla şehir merkezinde halka dönük eğitimler veriyordu. Dönemin erkek meslektaşları tarafından giyilen sıkıca dokunmuş beyaz cübbesinin içerisinde büyüleyici bir etkinlikle matematik, astronomi, tarih ya da Platon'la Aristoteles felsefeler üzerine konuşuyordu. Konuşmasını duymak için toplanan halk derin bilgisini sözcüklerinde tutku ve güzelliği karşısında büyüleniyordu. Hiç evlenmedi. Yaşamını felsefe, bilim ve eğitim adadı. Hakkındaki ünlü hikayelerden birisinde Hypatia öğrencilerine güzelliğin doğasına dair dersler veriyordu. Şöyle söylüyordu. Bir adam kadın vücudunun güzelliğini gördüğünde onu şehvetle fethetme arayışına girmemeli. Bunun yerine onun güzelliğinin gerçek güzelliğin bir sureti olduğunu anlamalı. İnsan hayvani doğasının en alçak yerlerine bir kez daldığında güzelliği nasıl özü üzerine düşünemez. Kendi körlüğünde ve Hades'in aldatıcı gölgeler içinde yaşamak zorunda kalır. Anlattığı güzellik konusundaki görüşlerini anlamayan bir öğrencisi dersten sonra yanına gelip onu sevdiğini söyler. Hypatia anlattığı konuyu daha iyi vurgulamak için çantasına uzanır ve Mısır'da dönemde kullanılan bir çeşit kadın pedini çıkarır. Genç adama şöyle söyler. Sevdiğin şey bu, sen gerçek güzelliği sevmiyorsun. Hypatia onun gibi düşünen yeni Platoncuların düşüncesinin özü her nesnenin ardında daha derin bir gerçeklik yattığıydı. Platon ve ardılları gibi o da rasyonizm. Pagan olmasına rağmen efsanevi düşünceleri olan körü körüne inanışa karşı temkinliydi. Bu konuda masallar masal olarak, mitler mit ve mucizeler şiirsel fanteziler olarak kalmalı. Batıl inançları gerçekmiş gibi öğretmek en korkuncu. Bir çocuğun zihni onları kolayca alabilir ama ancak büyük acılar hatta belki de trajediler yaşadıktan sonra onlardan kurtulabilir. Pergeli büyük geometrici, Pergeli Apollonius'un çalışmaları ve Diophantus'un aritmetikası üzerine kendi eleştirilerini yazmıştır. Diophantus'un astronomi üzerine çalışmalarına katkıda bulunduğu bir yapıtının parçaları 15. yüzyılda Vatikan kitaplığında bulundu.
Öklit ve Apollonus'un korikleri üzerine kitaplar yazmıştır. Hypatia sadece geçmiş keşifler üzerine eleştirilerle kalmamış. Kendi çalışmalarını da yazmıştır. Yeni bir usturlap geliştirmiştir. Astronomlar tarafından güneş ve yıldızların konumlarını hesaplamak için kullanılan bir alettir usturlap. Ayrıca gözlem yapmak için de bir dizi alet yapmıştır. Bunların arasında suyun altındaki nesnelere bakmak için bir hidroskop ve sıvıların yoğunluğunu ve özgür ağırlıklarını ölçmekte kullanılan hidrometre de vardır. Öğrenciler arasında Roma İmparatorluğu'nun en güçlü ailelerin çocukları da bulunmaktaydı. Derslerine olağanüstü ilgi vardı. Kendisi çok tanrı bir inanç biçimi olan pagan olmasına rağmen Hristiyan ve Yahudi öğrencileri de kabul ediyordu. Bu o dönemde çok sık rastlanan bir şey değildi. Her aile kendi inancına dair bir okula gönderirdi çocuklarını. Fakat bu anlamda Hypatia bir istisnaydı. Kapısı her dine ve her inanca açıktı. Yine tarihçi Sokrates Skolastikus kilise tarihi çalışmasında onu şöyle anlatır. İskenderiye'de Hypatia isimli bir kadın vardı. Filozof Theon'un kızıydı ve kendi zamandaki tüm filozofları edebiyat ve bilimdeki başarılarıyla geçmişti. Platon ve Plotinus'un okullarını takip ederek birçoğu öğretilerini dinlemek için uzak yerlerden gelen takipçilerine felsefenin ilkelerini öğretti. Zihnini gelişmesi sonucu edindiği soğukkanlılık ve rahat tavırlarından dolayı sıklıkla yargıçların varlığından halkın içinde görünmekten çekinmiyor, ayrıca erkeklerden oluşan bir meclise katıldığında kendini mahcup hissetmiyordu. Erkekler sıra dışı hasareti ve etkileyiciliği nedeniyle ona daha da hayran oluyorlardı. Yazı ve kitaplarından hiçbirisi günümüze kadar ulaşmamıştır. Onunla ilgili birçok bilgi kendisi öğrenciler tarafından yazılan mektuplardan ve onunla ilgili tutulan kayıtlardan elde edilmiştir. Hypatia'ya göre bütün resmi dinler aldatıcıdır ve düşünme hakkınızı saklı tutun. Yanlış düşünmek bile hiç düşünmemekten iyidir. Kopernik'in güneş merkezli evren modelini ortaya koyarken Hypatia'nın varsayımlarından ilham aldığı söylenmektedir. Öğrencilerin Öklid'in eserlerini kavrayabilmesi için babasıyla birlikte hazırladığı ders kitapları olmasa bu eserler günümüze kadar ulaşamayacaktı. Yaşadığı dönemde kişiliği sayesinde kadınların da toplumda entelektüel koruma gelebileceğini göstermiştir. Kusursuz yeteneklere sahip bir kadındı. Sadece bilimle değil, sporla ve müzikle de uğraşmıştır. Yaşadığı dönemde hitabet, sanat ve bilime eşdeğer görülürdü. Hypatia hitabet sanatını en iyi uygulayanlardan birisi olarak bilinmekteydi. Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok öğrenci sırf onun dersini dinlemek için İskenderiye'ye geliyorlardı. Öğrenciler arasında ileride İskenderiye valisi olacak olan Orestes ve Ptolemyus'un psikoposu olan Sinesus da vardı. Hypatia hayatı boyunca savunduğu felsefesiyle dönemin düşünsel ortamına göre daha araştırmacı ve bilimsel düşünen birisiydi. Fakat Hristiyanlarca putperestlikle suçlanıyor ve ona göre eğitim verdiği söyleniyordu. Hypatia bilim ve eğitimle uğraşırken yaşadığı şehir zor günler yaşamaktaydı. Milattan sonra 412 yılında İskenderiye Patrikhanesi'nin başına Cyril adlı bir papaz atanmıştı. Bu papaz, Paraboloni denilen yoksul halka yardım adına toplanmış dinci fanatikler etkisini altında tutmakta ve önce paganları ardından da Yahudileri katletmeleri için onları sözde Tanrı adına yüreklendirmekteydi. Hypatia'yı ünü ve etkisinden dolayı kıskanan Cyril, onu tüm zamanlı büyüye, usturlaplara ve müzik aletlerine adayan bir büyücü olmakla suçladı. Cahil olan halk bu suçlamalara inanmaktaydı. Zamanla şehrin büyük kısmı Hypatia'dan nefret etmeye başladı. Cyril, Hypatia'nın ölümünü doğrudan emretmiştir ve halkı bunun için kışkırtmıştır. Halk arasında onu dinsiz ve şeytan olarak nitelendirmişti. Bir görüşe göre Hypatia sonradan cadı kovalamaları ile kana tutanmışlık derecesine varan kadın düşmanlığının ilk kanlı kurbanı olmuştu. Hypatia adı yüz binleri temsil ediyor, bu yüzden onun adının tarihten silinmemesi gerekmekteydi. Zitterman'ın görüşüdür bu. Hypatia'nın korkunç ölümü ise dönemin tarihçisi Sokrates Skolastikus'un anlatımıyla şöyle gelişir. Bir grup bağnaz Peter adındaki çete liderleriyle birlikte Hypatia'nın önünde pusuya yatıp onu beklemeye başladılar. Hypatia eve geldiğinde ise onu kaçırıp Sezaryum adında eski bir pagan tapınağından dönüştürülmüş kiliseye götürdükten sonra tamamen soydular. Ardından onu taşlayarak işkence edip öldürdüler. Daha sonra da Hypatia'nın parçalanmış bedenini alıp Sinaron adındaki bir yerde yaktılar. Antik çağın bilinen ilk matematikçisi, özgür düşünmenin ve yaşamanın modeli sayılan kadın vahşice pagan dinine inandığı için öldürülmüştür. Ölümüyle antik bilimler ve pagan felsefesi sona ermiştir. İnsanlık yüzyıllar süren orta çağın karanlık dönemine girdi. Dinin şeytan işi olarak gördüğü bilimsel çalışmalar büyük ölçüde geriledi. Bilimle uğraşan birçok kadın ve erkek Hypatia'nın uğradığı vahşetten kaçamadı, yakılarak ya büyük işkencelerle öldürüldüler.
Günümüze dahi Hipatya'nın cesur duruşundan çağının bilim kadını olmasından söz edilebiliyorsa, bu onun ardıları tarafından kahramanlaştırılmasından ileri gelir. Aydınlanma düşünür Voltaire, Hipatya cinayeti için papaz tıraşlı köpeklerin işlediği hayvan gibi cinayet diye söz eder. Günümüzden yüzyıllar önce bir kadının bilim, sanat ve felsefe uğruna yaşamını feda etmesinin önemli bir örneğidir Hipatya. Hipatya'nın yaşamı günümüzde de ibretle okunması gereken, anlatılması gereken önemli bir konudur. Bu anlamda çalışmamı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone değilseniz abone olmayı ve çalışmamla ilgili yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bol felsefeli günler diliyorum.